Sevgili arkadaşlar, 101 soruda AYT sosyal kısmında tarihle devam ediyoruz. Evet Vurul Hoca. Soru 19. Çanakkale cephesine İngiltere ve Fransa müttefikleri Çarlık Rusya yardım götürmek amacılaşmışlardır. Bu savaşın sonuçlarında 1. Savaşın süresi 2 yıl kısaldı. 2. Mustafa Kemal'in adı tüm dünya tarafından tanındı. 3. Bulgaristan ittifak devletlerinin yanına savaşa katıldı. Verilenlerden hangileri yer alır? Yani burada ne diyor? Hangisi Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarından biridir diyor. Hangileri? Bakalım. 1. Savaşın süresi 2 yıl kısaldı. Tam tersi Çanakkale Savaşı sonunda savaşın süresi 2 yıl uzadı. Cevap bu olamaz. Çünkü geçemediler. Osmanlı'yı saf dışı bırakamayınca ittifak devletleri yani Almanya'yı daha da zayıflatamadılar. Bundan dolayı Almanya'nın direnci daha da arttı. Hatta Bulgaristan gibi bir devlet Almanya'nın yanında savaşa dahil oldu. Yani bir tane daha fazla düşman edindi İngiltere, Fransa. 2. Mustafa Kemal adı tüm dünya tarafından tanındı. Doğrudur. Mustafa Kemal'in buradaki başarıları yıldızının parlaması neden olmuştur. 3. Bulgaristan ittifak devletlerinin yanına savaşa katıldı. Baktı ki Bulgaristan savaşı, Çanakkale Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Yani Almanya grubu kazandı. Yani ittifak devletleri kazandı. Dolayısıyla Bulgaristan dedi ki demek ki bu savaşı ittifak devletleri kazanacak, Almanya kazanacak ve onların yanında savaşa dahil oldu. Doğru seçenek 2 ve 3 Denizli. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi kültürel olarak diğerlerinden farklı bir özellik taşımaktadır? Cemiyetler. Burada Wilson ilkeleri yazıyor. Evet, o da cemiyet. Cemiyet mi? Tabii. Klikyalılar Cemiyeti, İngiliz Muhipler Cemiyeti, Wilson ilkeleri Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, Mavri Mivral Cemiyeti. Hocam soruyu ben şöyle, cemiyetin özelliklerini söyleyeyim, sen cevabı sen söyle. Tamam. Klikyalılar, Türk ve Müslümanların kurmuş olduğu yararlı cemiyettir. İngiliz Muhipler, Türk ve Müslümanların kurmuş olduğu zararlı cemiyettir. Wilson ilkeleri, Türk ve Müslümanların kurmuş olduğu zararlı cemiyettir. İslam Teali, Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyettir. Mavri Mivra, Rumların kurduğu zararlı cemiyettir. Bunları söylerseniz tabii ki klik yapar der yani. Ama bu yararlı dediniz, diğer dördüne zararlı dediniz. Ama bak ne dediniz, cevap ne dediniz siz bana cevap? Klik yapar. Soru ne diyor? Kültürel olarak diğerlerinden farklı bir özellik taşımaktadır diyor. Bunu sonuncuyu dinlemedim ben, hep zararlıyız. Şöyle ona takılmayacağız. Kültürel olarak dediğim zaman neye bakacağız? Dine bakacağız, etnik köküne bakacağız, diline bakacağız değil mi? Burada Mavri Mivra'da ne dediniz? Baştan söylüyorum. Yok bunları anladım. Mavri Mivra'yı, Mavri Mivra Rumların kurduğu zararlı cemiyet. Tamam, Rumların kurduğu o zaman tamam. Bu dördünü Türk ve Müslümanlar kuruyor. Tamam. Mavri Mivra'yı Rumlar kuruyor. Tamamdır. Güzel bir soru bu. Ben sona kadar böyle bilinciye bakıp soru 3 tanesi yararlı zararlı görünce direkt A'yı işaretlerdim herhalde. Hayır, genelde normalde mesela bilmeyen çok mesela o kültüreli dikkate almayan öğrencilerimiz A der. Çünkü neden? Şu dördü, özür dilerim. Birincisi yararlı diğerleri zararlı. Şu kelimeyi dikkate almayan kişi A der. Neden A der? Çünkü şu dördü B, C, D, E zararlı. Şu A yararlı. O yüzden direkt A derlerdi. Doğru. Burada dikkat isteyen bir şey. Soru 21. TBMM kurulduktan sonra çıkan isyanlara karşı olarak Hıyanet-i Vatani'ye kanunu çıkarılmış ve İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Bu uygulama ile 1. Sorunlar baskı ile çözmek. 2. Meclis otoritesini güçlü tutmak. 3. Milli iradeye hakim kılmak. Amaçlardan hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir. Bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş. TBMM'yi zayıflatmak için hem İstanbul hükümeti hem de itiraf devletleri isyanlar çıkartmış. Bu isyanlara karşı TBMM hıyanet-i vataniye, yani isyancıları vatanı ihanet suçlamış ve bunları istiklal mahkemelerinde yargılamıştır. Bunları cezalandırmak için. Bundaki birinci amaç nedir? Meclisin otoritesini güçlü tutmaktır. Değil mi? Bu var. Sonra karışık gidiyorum ben. 3. Milli iradeyi hakim kılmaktır. Hakim kılmak. Milli irade ne demekti? Milli egemenlik. Milli egemenlik ya da milli irade kararları halkın almasıdır. Ülkeyi halkın yönetmesidir. Evet. Dolayısıyla bu kanunun çıkartılması bu isyanları engellemektir. Yani milli iradeyi hakim kılmak amaçlanmamıştır doğrudan. Cevap bu olamaz. 1. Sorunları baskıyla çözmek. Hocam sizce var mı bu? Yok mu? Vataniye kanunu çıkarmış ve istiklal mahkemeleri kurulmuş. Bu da çok güzel bir soru. Var. Yok. İstiklal mahkemeleri zamanında zorlamalar olduğunu hatırlıyorum ama şeyden. Yok. Öyle yok. Mi? Yok. Yok. Hocam dediğin mantık doğru. Tamam. Öpücükle şey yapmayacaklar herhalde bunları değil mi? İsyancıları ceza, yani öpücükle karşılık vermeyecekler. Ne yapacaklar? Bunu istiklal mahkemeleri yargılayacaklar. Bir kısmını asacaklar. Bir kısmına ceza verecekler vesaire. Ama ne diyor? Bu sorunun demiyor.
sorunları diyor. Tüm sorun geçmişteki pardon gelecekteki sorunları da baskıyla çözmek amaçlanmıştır algısı çıkıyor. Yok, mahkemenin amacı bu değildir zaten. Mahkemenin amacı biz ne yapıyoruz hocam? Bakın sadece buraya göre yapacağız değil mi? Tamam. Pardon özür dilerim. Diyor ki bu uygulama ile ilgili sorunlar baskıyla çözmek amaçlanmıştır diyor. Bu uygulama ile gelecekteki sorunları da baskıyla mı çözmek istiyor TBMM? Yok. Hayır. Amaçlanmamıştır. Hayır. Hayır. O yüzden bir olamaz. Cevap yalnız 2. Ben okuyayım hocam. Yüzbaşı Ali Sahip Ur Savaş kendisine verilen yönerge gereğince Fransızların bu bölgeden çıkarmak amacıyla örgüt kurma çalışmalarında bulundu. Komutasındaki jandarma kuvvetleriyle halkı ve küçüklü büyüklü çevre aşiretleriyle kısa zamanda bütünleşme ortamı sağlandı. Örgütlenme sonrasında Fransız işgal kuvvetleri komutanına kentten çekilmeleri konusunda belli bir süre tanındı. Alınan olumsuz yanıt üzerine harekete geçildi. 9 Şubat 1920 günü Fransızlar olay çıkarmadan kentin büyük bir bölümünden geri çekildiler. Yukarıda anlatılan olaylar milli mücadelede yer alan aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşanmıştır? Burada direkt bilgi sorusu gerekiyor. Ayete zaten. Ama ayete. Hangi cephede diyor? Bir ayete. Tahmin yürütebilir miyim? Sihirli kelime neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Nerede o? Fransızlar. Bakacağız şimdi. Bakacağız şimdi. Irak cephesi İngilizler. Ki Birinci Dünya Savaşı'nda. Kafkas cephesi Ruslar. Doğu cephesi Ermeniler. Batı cephesi Yunanlar. Güney cephesi Fransa. Cevap. Ben nasıl düşündüm Adana. Biliyor musunuz? Direkt Cezayir, Fas. Güney tarafında var ya Türkiye'ye evet. göre. Güney kesiminde kaldıkları için. Öyle bir ihtimalle düşündüm. Ki ama bu güneyle Irak arasında kalmıştım. Ki Irak İngilizler zaten de. Hı-hı. Zaten Yüzbaşı Ali Sahip ki bu arkadaşlar özellikle AYT'de sözlerle hazırlanan için arkadaşlar için söyleyeyim ben. Ali Sahip Urfa savunmasında önemli figürlerden bir tanesidir. Kahramanlardan bir tanesidir. Güney cephesinde. Okuyayım bunu da yoksa sizin. Ben okuyayım hocam. Buyurun. Saygıdeğer efendiler. Buyurun. İşte nokta nokta anlaşmasındaki hükümleri öteki barış teklifleriyle daha fazla karıştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikast sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görmemiş bir siyasi zaferdir diyor. Yukarıdaki Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir alıntı yapılmıştır. Buna göre verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olunur? Şimdi ne diyor burada? Arkadaşlar bu da dedik ya ayetin bilgi sorusu. Hı-hı. Bilmek lazım. Bunlar hep güzel sorular. Gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar biz mesela hocam ders anlatırken mesela Lozan'ı anlatırken şöyle deriz biz. Mesela Mondros ateşkesinin tez antitez var ya. Mondros ateşkesinin antitezi Mudanya mütarekesidir. Ser Barış Antlaşması'nın antitezi Lozan Antlaşması'dır. Hı hı. Yani Ser Barış Antlaşması'nı yırtan antlaşma Lozan'dır. Hı hı. Burada Ser'i geçersiz olduğunu söylüyor. Ser'i geçersiz kılan antlaşma tabii ki Lozan Barış Antlaşması. Soru 24. 1934'te kabul edilen soyadı kanunu ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Bakalım. Sondan gidiyorum. Hı hı. Eşitliği sağlamaya çalışma. Şimdi soyadı kanunuyla eşitliği sağlamaya çalışılmıştır. Bir örnek verelim. Soyadı kanunun önce ne vardı? Lakaplar vardı. Hı-hı. Adam zengin, Ali Ağa. Adam fakir, Sümüklü Ali diyorsun. Hı-hı. Sosyal olarak eşitsizlik yok mu? Evet. Soyadı kanunu bu eşitsizlik oradan kalkıyor. Bu doğru. Amaçlanmıştır. Eşitliği sağlamaya çalışmak varsa sosyal aracıkları kaldırma da vardır. Şimdi soyadı kanunun önce lakaplar vardı mesela. Bir devlet dairesine gidiyorsun. Topal Osman diyorsun. Lan arkadaş 10 binlerce Topal Osman var. Hangi Topal Osman? Belli değil. Soyadı kanunu ile resmi işlerdeki bu işler kolaylaştırılmak istenmiştir. Hı hı. Şimdi eşitliği sağlamak, sosyal aracıkları kaldırmak varsa bunların sonucunda toplumsal kaynaşma sağlanır zaten. Bakın hocam bir bilgiden bir şıktan yorumlara gidebiliyoruz zaten. Hı hı. A. Hukukta birliği sağlama ki soyadı kanunu ile hukukta birliği sağlamak diye bir amaç yoktur ki. Yeri gelmişken söyleyeyim. Özellikle mesela hukuk birliği ne demektir hukuk birliği? Atıyorum. İşte şer'i mahkemelerin kaldırılması mesela. Hı hı hı. Dini mahkemelerin kaldırılması mesela. Ya da İsviçre'den medeni kanun alınması. Bunlar hukuk birliğiyle ilgilidir. Hı hı. Ki sonra da kanun hukukla ilgisi yoktur. Ya kanun diye hemen aldanmayalım. Anladım. Hukuksal yeni bir düzenleme getirmemiştir. Yukarıda verilen Atatürk inkılaplarından hanginin amacı okuma yazma oranını arttırmaktır? İşte okuma yazma oranını arttırmak bu klasiktir. ÖSYM'nin klasik sorulardan bir tanesidir. Bir, millet mekteplerinin açılması. Evet. Okuma yazma öğretiyorsun. Okul. Latin alfabesinin kullanılması. Evet. Amaç okuma yazma oranını arttırmaktır.
Türk Dil Kurumu'nun açılması. Arkadaşlar, Türk Dil Kurumu'nun açılması, ısrarla söylüyorum, yine söyleyeceğim ileride de. Bunun ama Türk Dil Kurumu'nun açılmasının amacı okuma yazma oranı arttırmak değildir. Türk dilini araştırmaktır. Dile sahip çıkmaktır. Türk diline sahip çıkmaktır. Özellikle aynen. Hı-hı. Dolayısıyla cevap 1-2. Soru 26. Maraş Çeltik Fabrikası Karm ortaklığında Sanayi ve Maden Bankası kredileriyle yaşatılmış, Sanayi ve Maden Bankası'nın hissesini devralan Sümerbank bir süre sonra şirketteki hisselerini elden çıkarmıştır. Eskişehir Hürriyettaşı'ndaki şirketine banka 25 bin liralık %25 hisse ile katılmıştır. Ancak 25 binin maliyece verilen 45 bin lira ile sermaye toplanabilmiştir. Gelişmeyen şirket faaliyetine son vermiştir. Ankara Milli Mensucat Türk Anonim Şirketi de banka iştirak ve kredilerine rağmen hisse senetlerini özel kişilere satmayı başaramamıştır. Yeni Türk Devleti'ndeki bu gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmuştur? Neymiş şimdi burada? Şimdi özetle hocam ne? Bak. Maraş Çeltik Fabrikası kurulmuş. Başarılı olmamış. Daha sonra kapanmış. Nerede o? Şirket faaliyetine son vermiş bu. Hı hı. Daha sonra Ankara Milli Mensucat Türk Anonim Şirketi de hissetlerini özel kişilere satmayı başaramamıştır. Yani Ankara Milli Mensucat Türk Anonim Şirketi de başarısı olmuştur, hı hı, diyor. Yani Yeni Türk Devleti çıkmış, savaştan çıkmış, şirketler kuruyorsun, fabrikalar kuruyorsun, bunlar başarısı oluyor. Bunları, hı hı, kuran genelde kişiler. Bunun sonucunda ne yaparsın? Ne yaparsın? Bakalım hemen. Ne yaparsın hocam? Mantık yani. Devletin devletçi ekonomik politikaların takip edilmesi mi olur acaba? Burada tabii yani ki. Ekonomiyle olarak en mantıklı o. Tabii ki. Hı hı. Sen yapamıyorsan ki ülke savaşına çıkmış, insanlarda para yok, sermaye yok, çoğu zaten sermayesizlikten dolayı kapanıyor zaten. Sermaye kimde? Devlette. Hı hı. Az olsa en fazla sermaye devlette. Bundan dolayı devlet olaya müdahale etmeyecek mi? Evet. Devlet şirketleri, fabrikalar kurmayacak mı diyeceğiz. Hı hı. Cevap ver. Soru 27. Atatürk döneminde gelişmeler laiklik, devletçilik, milliyetçilik ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sümerbank'ın kurulması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, Türk Tarih Kurumu'nun açılması. Şöyle yapacağız hocam. Şöyle yapalım. Şimdi Sümerbank, banka. Bunu bakın arkadaşlar. Devletçilik denince aklımıza ekonomik faaliyet gelecek. Hı hı. Devletin banka kurması, fabrika açması devletçiliğe girer. Sümerbank'ın kurulması devletçiliktir. Devletçilik, hı hı, kaç numara? 3. 1 numara. Hı hı. Pardon. Devletçilik, pardon, bir şey yok. Özür dilerim. Bu D harfi koyalım. D, devletçilik diyelim. Evet. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu şudur. Eğitim ve öğretim birleştirilmesidir. Dini eğitim veren medreselerin kapatılmasıdır. Eğitimle laiklikle ilgilidir. Eğitimle. O zaman laiklik. 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 Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, açılması. Milliyetçilik. Zaten bariz. O zaman 3-2-1 diye gidecek. 3-2-1 diye mi gidiyor? A şıkkı. A şıkkı. Soru 28. 1900 dünya ekonomik bunalımı ile Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın açılması arasındaki ilişkiyi aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi açıklar? Çok çok güzel bir soru hocam. Bak şimdi. Hı-hı. Yorum sorusu gibi gözükse de bu bilgi sorusudur. 1929 dünya ekonomik bunalımı ile Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın açılma arasındaki ilişkiyi aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi açıklar? A. Kabine hükümet sistemi. B. Güçler ayrılığı sistemi. C. Hukukun üstünlüğü. D. Teokrasi. E. Demokrasi. Ben sana ilişkiyi anlatayım. Şimdi, hı-hı, ilk önce bu soruyu cevaplayabilmek için bu ilişkiyi öğrencilerimizin bilmesi lazım. Hı-hı. Ben sana ilişkiyi açıklayayım. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın açılması nedenlerden bir tanesi şu. 1929'da dünyada bir ekonomik kriz var. 1929'daki ekonomik kriz tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkiliyor. Hı-hı. Olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin nakit para ihtiyacı var. Türkiye'nin dış yatırıma ihtiyacı var. Hı-hı. Sana soracağım. Sen fabrikatörsün. Sen Kuzey Vietnam'a yatırım yapar mısın? Fabrika açar mısın? Yani savaş varsa... Bir tane manyak var ya Kuzey Vietnam'da. Bilmiyorum. Kuzey Vietnam diyorum. Kuzey Kore'de. Kuzey Kore'de. Açmam. Açmazsın. İngiltere açar mısın? İngiltere açar. Neden İngiltere açarsın? Ekonomisi daha sağlam, daha çok güven veriyor. Öyle değil işte. Vardır. Ha, güven veriyor. Neden? Hukuk var orada. Hı-hı. Çünkü paran orada sağlam. Ama Kuzey Kore açarsan adam demokrasi yok, bir şey yok. Demokrasi olmadığı için, hı-hı, adam her an için fabrikana el koyabilir. Paran güvenli değil. Evet. 1929 ekonomik bunalıma olmuş. Türkiye'nin dış yatırıma ihtiyacı var. Dolayısıyla Türkiye'de tek parti var. İşte dış yatırımcı diyecek ki ulan Türkiye'de tek parti var. Türkiye'de demokrasi yok. Ben niye Türkiye'ye yatırım yapayım ki diyecek. Ondan dolayı Serbest Cumhuriyet Fırkası açılıyor. Çok partiler hayata geçiliyor. Yani diyecek ki dış yatırımcı ulan muhalif parti kuruldu. Demek Türkiye'de çok partiler hayat var. Türkiye'de demokratik bir anlayış var. Ben demek yatırımlarımı Türkiye'ye yapabilirim. Hı hı. Cevap ne olur o zaman?
Gönlü güçler ayrı, hukukun üstünlüğü. Daha genel düşüneceksin hocam, daha genel bu tarz sorularda. Güçler ayrılığı mı? Hocam hepsini kapsayan. Ha demokrasi. Tabii demokrasi ki demokrasi. Görmedim ben, özür diliyorum. Hepsini kapsayan. Demokrasiyi görmedim. Hepsini kapsayan. Çünkü aslında dediğim ikisi de hukukun üstünlüğü de güçler ayrılığı da dediğimize geliyor. Hocam. Ama daha demokrat. Şöyle bak mesela bunlar hepsi olabilir ama bu tarz sorularda arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hepsini kapsayan bir kavram evet. olacak. Demokrasi bu tarz sorular çok güzel. Aynen. Soru 29. Türkiye 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı önlem olarak aşağıdaki kuruluşlardan hangisine üye olmamıştır? Şimdi 1939-45 arası 2. Dünya Savaşı, 1939'dan önce 30'lu yıllarda dünyada faşist İtalya ve faşist Almanya tehdidi var. Hı hı. Buna karşı Türkiye kendi çapında bu tehditlere karşı tedbirler alıyor. Hı hı. Bunlardan bir tanesi. Sondan gidelim. Brandt-Kellogg Paktı'na Türkiye katılıyor. Bu bilgi sorusu arkadaşlar. Hani bilgi soru soracağım hı hı. bu ayet olduğu için. Sadabat Paktı'na katılıyor. Akdeniz Paktı'na katılıyor. Milletler Cemiyeti'ne katılıyor. Hı hı. Bakın. Arkadaşlar çok kolay soru aslında bu. Ama kronoloji bilmek lazım. Şimdi A, B, şimdi Milletler Cemiyeti, Akdeniz Paktı, Sadabat Paktı, Brandt-Kellogg Paktı 2. Dünya Savaşı öncesinde kuruluyor. Hı hı. Ki zaten ne diyor? 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı. 2. Dünya Savaşı öncesinde diyor. Türkiye'nin yolu kuruluşlardan biri değildir diyor. Hı hı. A, B, D ve E şu dördü 2. Dünya Savaşı öncesi kurulan kuruluşlardır. NATO 2. Dünya Savaşı'dan sonra kuruluyor. Hı hı. Dolayısıyla cevabımız NATO'dur. Evet. Soru 30. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Demokrat Parti iktidarına son verilmiştir. Adnan Menderes asılmıştır. Yasada duruşmaları başlamıştır. 12 Eylül. Yok. Pardon özür dilerim. 12 Eylül ne ya? Muhtıra, anayasa. Adnan Menderes'in darbesi. Asılması. Tabii 60 darbesi. Darbesi. Evet, 27 60. Mayıs. Evet. 27 Mayıs. Hı hı. 27 Mayıs olarak hatırlamıyorum da 60'larda olduğunu hatırlıyorum. Evet. Bir de şunu söyleyeyim ben, yeri gelmişken söyleyeyim. Belki bizi 10-11'ler dinleyebilir. Normalde çağdaş dünya tarihi konusudur bu. Hı-hı. Çağdaş dünya tarihi normal darbeler yoktur. Yani bu kadar ayrıntılı yoktur, şu Hı-hı. darbeler yoktur. Ama gelecek seneki müfredatta bu darbeler işlenecek. Onu Hı-hı. da belirtelim. Soru 31. 1960 ve 80 Türk-Amerikan ilişkileri ile ilgili verilen bir Kıbrıs sorunundan dolayı ilişkiler gerginleşmiştir. 2. Johnson mektubu belirleyici olmuştur. 3. Haşhaş sorunu yaşanmıştır. Bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi hocam. Güncel bu tarz hocam işte çağdaş dünya tarihi gerçekten çok güzel bir ders. Hı hı. Gerçekten çok güzel ders. Daha önce mesela sadece sözellerde soruluyordu. Temellerde sorulmuyordu. O yüzden temeller bu konuyu çağdaş dünya tarihini dinlemiyorlardı. Hı hı. Halbuki asıl bunu öğrenmeleri lazım bence çağdaş dünya tarihini. Ama ÖSYM herhalde bu durumu gördü ki gelecek seneden itibaren temellerde artık çağdaş dünya tarihi çözecekler. Özellikle 11 şu anda 11 olan arkadaşlar hatırlatalım. Hı hı. Şimdi 1960-80 yıllar arası sorunlardan biri değildir diyor. Sorunlardan biridir diyor. Biridir. Kıbrıs sorunundan dolayı ilişkiler gerginleşmiştir. Türkiye 74'te Kıbrıs asker çıkarmadı mı? Hı hı. Amerika buna karşı geldi. Evet. O yüzden Amerika Türkiye ambargo uyguladı. 74 yani 60-80 yıllar arası değil mi? Konulardan bir tanesidir. 2. Johnson mektubu belirleyici olmuştur. Şimdi 1974'teki Kıbrıs harekatını, Bülent Ecevit'in yapmış olduğu Kıbrıs harekatını 1960 yıllarda İsmet İnönü yapmayı düşünüyor. Çünkü 60 yıllarda adada yine Rumlar katliam yapıyor, Rumlar baskı yapıyor. Bundan dolayı İsmet Paşa adaya asker çıkarmayı düşünüyor. Şimdi asker çıkartacaksın da yani tek başına bu işi yapamazsın. Kime danışmak zorundasın? Amerika'ya. Aynen. Her neyse İsmet Paşa, Amerikan Başkanı Johnson'a bir mektup yazıyor. İşte böyle böyle asker çıkartacağım Kıbrıs'a, haberin olsun. Amerikan Başkanı Johnson 1962 olması lazım. Amerikan Başkanı Johnson cevaben mektupta şunu yazıyor. Sen oraya hiçbir şekilde asker çıkartamazsın. Eğer çıkartırsan sana verdiğim, hibe ettiğim paraşütleri, uçakları, bilmem neleri kullanamazsın. Zaten Türkiye onları kullanamazsa çıkarma yapamaz zaten. Yani Johnson mektubuyla Amerika Türkiye'nin Kıbrıs'a asker çıkarmasını istemiyor. Hı hı. Dolayısıyla Johnson mektubu belirleyici rol oynamıştır. Ki ondan sonra Türk-Amerika ilişkileri biraz sekteye uğruyor. Johnson mektubundan sonra. 3. Haşhaş sorunu yaşanmıştır. Haşhaş sorunu 70'lerde. Henry Truman olması lazım. Pardon Henry Truman değil. Nixon olması lazım. Amerika'nın başkanı. Bizde de Bülent Ecevit var. Hı hı. Başbakan Bülent Ecevit döneminde. 70'li yılların sonlarında. Ya da o civarda. Amerika diyor ki
bizim gençlerimizin uyuşturucudan ölmesinin nedeni Türkiye'dir diyor. Çok ileri gidiyor Amerika. Hı hı. Neden diyorlar? Çünkü Türkiye'deki haşhaş, ki haşhaş biliyorsunuz uyuşturucunun ham maddesi, o haşhaştan dolayı bizim gençlerimiz ölüyor diyor Amerika, hı hı, yetkililer. Ve bundan dolayı da Bülent Ecevit hükümetine diyorlar ki haşhaşı yasakla. İşte Bülent Ecevit'in haşhaşı yasaklaması Türkiye'nin egemenliğine, bağımsızlığına saygısızlıktır. Bundan dolayı Bülent Ecevit haşhaş ekimini yasaklamıyor. Amerika'yı dinlemiyor. Bu da Türkiye'nin, Amerikan ilişkilerini gerginleştiriyor bu durumda. Dinlememesi gerekiyor zaten. Gerekiyordu. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesiyle alakalıdır? Yani ilgilidir. Şimdi Kahire, Tahran antlaşmaları İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan antlaşmalardır. Hiçbir alakası yoktur. Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesi 1980-88 yıllar arasıdır. Yani bu İkinci Dünya Savaşı sırasındadır. 39-45 yıllar arasında. 39-45. Dayton Antlaşması bu Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesiyle hiçbir alakası yok. Bu Kore Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili bir antlaşmadır. Moskova Antlaşması da İkinci Dünya Savaşı sırası yapılan antlaşmadır. SALT II Antlaşması'dır cevap. SALT II Antlaşması'dır. Bunu biraz bilgi vereyim ben. SALT I var, SALT II var. Şimdi Soğuk Savaş dönemi var. Soğuk Savaş döneminin zirvesinde Sovyetler Birliği ve Amerika ulan bakmışlar ki nükleer savaşı krizine gelmiş iki ülkede. Biz ne yapıyoruz demiş. Nükleer kimyasal silahlarla donanıyoruz. Biz ne yapacağız? Bunun farkına varmışlar ve işte Kruşçev'le, Sovyetler Birliği adına Kruşçev'le Amerikan Başkanı Kennedy bir araya geliyorlar. İşte biraz daha kimyasal silahları sınırlandıralım diye aralarında antlaşma yapıyorlar. Bu antlaşmalardan bir tanesi SALT 1, bir tanesi SALT 2. Bu SALT 1 ve SALT 2 Amerika ve Sovyetlerin kimyasal silahları sınırlamayla ilgili yaptıkları antlaşmadır. SALT 1 uygulanıyor, güzel. SALT 2'ye de iki ülke imza atıyor. Fakat SALT 2 antlaşması imzaladıktan sonra Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ediyor. Amerika diyor ki lan biz zaten barış için yapıyoruz bunu. Sen gidiyorsun Afganistan'ı işgal ediyorsun. O yüzden ben SALT 2'yi kabul etmiyorum diyor. Uygulamıyorum diyor. Anladım. O yüzden cevap Adana. Soru 33. Orta Doğu'nun birçok dönemde jeopolitik öneminin fazla olmasında bir uzak doğu ticaretine güzergah olması. Bu etkilidir. Evet. Kültürel ve ekonomik etkileşimi güçlü olması. Yani zamanında güçlüymüş ama sonradan. Ya, değil mi? Ya, yok, genel olarak hocam. Şimdi düşün. Mesela geçmişte de öyleydi. Şu anda dünyanın en güçlü devleti kim? Amerika. Yani İngiltere. Niye dünyanın tüm güçlü devletlerin gözü Orta Doğu'da? Etkileşim çok da kültürel iletişim çok fazla olduğu için mi? Hayır. Ham madde çok olduğu için. İşte bu birinci nedenden dolayı değil mi? Yok, bunu şu yüzden söyledim. Kültürel ve ekonomik etkileşimin güçlü olması sürekli yurt dışına işte bir baharat satmak, İpek yolu vesaire diye düşünürsek güçlü şeyleri varmış. Fakat bu kendi içlerinde değil de daha çok dışarının orayla etkileşiminin güçlü olması. Dışarının oradan bir şeyleri almak istemesi. Yoksa kendi aralarında bir etkileşim olduğunu zannetmiyorum. Tabii. Şöyle söyleyelim. Mesela kültürel ve ekonomik etkileşimin güçlü olması Orta Doğu'da büyük devletin iştahını kabartmaz. Hı hı. Değil mi? İştahını kabartmaz. Tabii ki. Onu soruyor zaten. Yani, tamam. Orada değil. 3. Önemli enerji kaynaklarına sahip olması. Söylediğin gibi. Hı hı. Cevap 1 ve 3. Ceşik. Ve 34. soru. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Soğuk Savaş'ın sonucunda meydana gelen gelişmelerden biridir? Soğuk Savaş'ın döneminde. Şimdi Soğuk Savaş neydi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra silahlı mücadele dışındaki tüm mücadeledir. Hı hı. Amerika ile Sovyetler Birliği arasında. İşte Sovyetler'in yıkılışına kadar devam etmiştir. 1945'ten yaklaşık 1991'e kadar devam etmiştir. Öyle söyleyelim. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Soğuk Savaş'ın sonucunda meydana gelen gelişmelerden biridir? ABD ve Sovyetler'in etkinliğinin artması. Doğru. Hı hı. Dünya ikiye bölüyorlar. İkiye bölüyor. Kenarlarında paylaşıyorlar. Doğru. Soğuk Savaş'ın sonuçlarından bir tanesidir. Milliyetçi hareketlerin önemini yitirmesi. Hayır. Milliyetçi hareketler her zaman vardır. Milliyetçilik. Hı hı. 1789 Fransız İhtilali'nden beri milliyetçilik her zaman vardır. Önemli yitirmemişler şimdi zaman. 3. Nükleer silahlanma yarışına girilmesi. Cevap o yüzden 1 ve 3. 1 ve 3. Şöyle yapalım. 1 ve Diyarbakır. Emine Sel sıkıntı var, oluşuyor bazen yazımlarda. Evet. Aşağıdaki meselelerden hangisi 1960-80 yılları arasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardan biri değildir? 1960 ile 80 yılları arasındaki Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardan biri değildir. Hı hı. Fırat'ta hava sahası sorunu. Sorundur bu Türkiye ile Yunanistan arasında.
Deniz mili sorundur. Değildir soruyor. Ege adaları sorundur. 60-80 yıllar arasında. Türkiye'de Yunanistan arasında. Batı Trakya Türkleri sorundur. Nüfus mübadelesi. Lozan Antlaşması'ndan sonra 1923'ten sonra yapılan etapli antlaşmasıyla tamamen gerçekleşmiştir. Yani 60 yıllarda nüfus mübadelesi yok artık. Tamamen halledilmiştir. O yüzden cevap Edirne seçeneği. Ve tarihten de sorularımızı bitirdik. Coğrafyayla devam edeceğiz. Evet.